Kabak Çekirdekçi. Sesli kısa öykü. Yazan Halide Edip Adıvar. Seslendiren Turgut Ezgütekin. Fazlı Paşa yokuşunda akşam olurken tatlı bir meyille denize uzanan kırmızı damların üzeri kararır. Koyulaşan denizin ta kenarındaki küçük minare gölgeler içinde garip bir tarzda uzanır. Uzak görünen ufukların renkli bulutları siyah siyah gölgeleriyle şehrin üzerine doğru dağılarak gelirdi. Fazlı Paşa akşamla siner çekilirken garip ince bir ses hakim bir hüzün perdesiyle bu sessizliği yırtar gibi çınlatırdı. Kabak çekirdeği taze taze yenir. Karanlık sessiz evlerden çocuklar önce sönük, sonra telaşlı birbiri arkasından aykırırlardı. Kabak çekirdekçi, kabak çekirdekçi. Bu dakikalar odamda arkam pencereye dönük, eski koltuğa gömülür otururdum. Gözlerimi kapar, dışarıdaki akşamı tekrarlayan içimi seyrederdim. Esmer renkleri, sessizlik arkasındaki hayatıyla akşamın ruhunu o kadar iyi ve ezberden biliyordum. Bu ses de bir akşam sesiydi. Yalnız garip bir cins eksikliği vardı. Bu bir erkek mi, kadın mı, çocuk mu? Sesin bu kadar yalvarmaya benzer, hüzne benzer bir perdesi olmasa belki ihtiyar bir çingene karısı diyecektim. Fakat o kadar zemberiye olmayan ve özel yüksek perdesi olan bir sesti. Bu ses, bu sessiz sokakta her zaman bir hayat uyandırırdı. Seslenen gülüşen çocuklarla, aralık kapılardan lakırdıya karışan kadınlar işitirdim. Bilirdim ki, Fazlı Paşa yokuşunda kadınlar ve çocuklar hep bu sesin arkasından koşuyorlar. Belki eğleniyorlar, belki merhametsiz oluyorlar. Fakat herhalde bu sesin sahibini seviyorlar. Kimdir? Nedir? Merakım uzun müddet beni yerimden kaldırmayacak kadar tembel kaldı. Günler, belki aylar geçti. İçimdeki akşam manzaraları ve hayatı bu sese bir parça olarak katıldı. Bir gün aynı yokuşta yaşayan küçük yeğenim bana dedi ki, "Eski gazeteleri bana verir misin teyze?" Yeğenimi tuhaf bir merakla süzdüm. Kitaplarıyla pek dost olmayan bu vahşi ruhlu küçük kızın eski gazete merakı bana bir muamma gibi göründü. Ne yapacaksın kızım? Karşıda uzun minderde o da siyah akşam gölgelerinin içinde bir kedi gibi toplanmış oturuyordu. Simsiyah gözlerin ateşinden sorumdan hoşlanmadığını anladım. İsmail Hakkı Bey'e vereceğim. Kendisi için bir şey ister görünmekten ürken, kibirli, başıboş bir ruhu vardı. Ve onun için hemen cevap vermişti. İsmail Hakkı Bey kim? Kabak çekirdekçi. Hemen o adam mı diyecektim? Fakat yeğenimin gözündeki merak ve meydan okuyan öfkeli bekleyiş karşısında sustum. Demek o sesin bir vücudu vardı. Ve küçük yeğenimin hayatında önemli rolü olan bir insandı. O senin ahbabın mı? Başını gururla salladı. Anladım ki bu bir şahsiyet. Ahbaplığı küçük yeğenimin ruhuna gurur veren bir sima. Fazlı Paşa yokuşu çocuklarının dünyasındaki ünlü kişilerden biri. Onu ürkütmeden karanlıkta tatlı tatlı konuşmanın yolunu hazırlıyordum. Gazeteleri ne yapacak? Kabak çekirdeği mi saracak? Yanaklarından alev çıkmaya başladı. Siyah gözleri eğlenip eğlenmediğimi anlamak için yüzüme batıp çıkıyordu. Ben yüzüme tabii bir gülümseme gölgesi bile bulundurmayacak kadar ciddi durmuştum. Gazeteleri okumak için ister. O vaktiyle katipmiş, kadro harici olmuş. Burada evi varmış, satmış, kara gümrüğe taşınmış. Kimseden bir şey istemez ama gazeteye dayanamıyor. Hele okula giden küçük bir kızı var. O olmasa kendi gazetesini de alır. Bu kadar uzaklara da kabak çekirdeği satmaya gelmez.
Hep sıkıntıyı onu okula göndermek için çekiyor. Boğazında bir yumruyla durdu. Bir gün ona vermek için gündeliklerimden biriktirdim, sakladım. Aldı mı? Yüzüme bir tuhaf baktı. Galiba gözlerinde yaş vardı. Kızım, bu parayı niçin veriyorsun? Kabak çekirdeği parasını verdin, dedi. Sonra parayı avucuma tekrar koydu. Sakın bir daha kimseden bir şey almadan kimseye para verme. Vermek de almak da çok ayıptır, dedi. Yeğenim çok üzgündü. Darıldı diye o kadar korktum ki. Ama ertesi akşam yine bizim kapının önünde durdu. Benimle konuştu. Eski gazeteler varsa okuyacağını söyledi. Kapı önünde hava gazıyla çalışan lambanın altında gazeteyi okuyup gidiyor. Şimdi beni çok seviyor ve her akşam kızını anlatıyor. Bu yıl okulda nakış. Artık yeğenimi dinlemiyordum. İçimde garip bir didiklenme olmuştu. O garip sesin sahibini görmek istiyordum. Soğuk bir sonbahar ve sonraları fırtınalı bir kış başladı. Akşamları gölgeler, karanlıklar, denizin uğultusu, Fazlıpaşa yokuşundan boğuk bir çığlıkla geçen büyük rüzgarlar saltanatı başlamıştı. Karanlık çökünce heyecanla kabak çekirdekçiyi bekliyordum. Onun hayatını o kadar iyi biliyordum ki. Gündelik adamlar arasında cesaret ve yüceliğin bir kahramanı olan bu sade insanın yüzünü mutlaka görmek istiyordum. Fakat bir gün, iki gün, hatta haftalar geçiyor, kabak çekirdekçi geçmiyordu. Küçük yeğenim de pek meraktaydı. Bu ikimizin ortak heyecan ve ilgisiydi. Akşam Fazlıpaşa yokuşunun üzerinden geçerken, okul dönüşü bazen gelir, yine gölgeler içinde küçük bir kedi gibi büzülür, kabak çekirdekçiyi beklerdi. Bir akşam kesici, dondurucu bir karayel fırtınası arasında zavallı bir sivrisinek sesi inceliğiyle kabak çekirdekçiyi duydum. Müsteşar Bey'in evinin önündeki parlak ışıkta bir an görebildim. Önce belki altı olmayan, kocaman, düğmesiz iki potin içinde yürümeye çabalayan değnek gibi iki çıplak ayak göründü. Sonra etrafında parça parça pantolonu sarkmış iki bacak hareket etti. Çöp gibi boynun içinde kayboldu. Eski geniş bir redingot kalıntısı elektrik ışığı içinde belirdi. Rüzgarla dağılan uzun vahşi bir kır sakal ortasında zavallı, ince, mavi, hasta bir yüz rengini kaybetmiş, bozulmuş bir fes altında öne doğru eğilerek arkasında götürdüğü ağzı bağlı kabak çekirdeği çuvalını çekmeye çalıştı. Sesini ve kendini sürükledi, geçti. Bir projektör içinde bir insan görmüş gibiydim. Dimağıma iki acı uç battı kaldı. Saat 8'di ve kıştı. Kabak çekirdeği satarak Fazlıpaşa'dan ta Karagümrük'e gidecekti. Ertesi gün kar başladı. O günlerde bir akşam yeğenim soğuktan kızarmış gözleri ve burnuyla girdi. Ürkmesin diye lambayı yakmadım. İsmail Hakkı Bey geldi. Uzun bir sessizlik, sonra yine. Dün akşam bizim kapının önünde gaz lambasının altında oturdu ve kendi kendine uzun uzun sayıkladı. Ne söyledi dedim. 1 liram olsa kabak çekirdeği alsam 300 kuruş kazanır mıyım kazanmaz mıyım diyordu. Galiba hasta, tuhaf tuhaf konuşuyor. Karların üstüne çökü çökü veriyor. Acaba 300 kuruşu ne yapacak? Okul. Kızını takuya ile almıyormuş. Hoca ayakkabı almazsan gelme demiş. Ya. Bir de şimdi kulağımıza yavaşça kabak çekirdeğinin parası yerine ekmek vermemizi istiyor. Yüzümü yeğenimden saklamak ihtiyacındaydım. Yüzümü cama yapıştırdım. Müsteşar Bey'in fırtınada titreyen parlak elektrik ışığına baktım.
Belki yeğenim de yüzüne bakmadığıma minnettardı.